İstiyorsan yerli hisse senetlerine geçelim. Hazır en popülerler arasında da bunlar varken oradan bir başlayalım. Bir tane var sık sık duyduğumuz TTE. TTE'yi açacağım ve Bir de ardından da IC, bir de ICC'yi açabilirsin bir de istiyorsan ÖCZ'yi açacağım. teknoloji. Fakat tabii Evet. şimdi TTE'yi açar açmaz ilk söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın burada koca koca yazmış. 7 üzerinden 7 riskli. Yani sabrınızın en çok olması gereken fonlardan biri bu. Yüksek riskli bir fon. Şimdi şeye doğru indiğinizde bakın artı getirili, eksi getirili gün sayısına baktığınızda neredeyse eşit. Yani bir gün iyi getirmiş, bir gün götürmüş gibi düşünebilirsiniz. Hele ki son bir ay, son bir hafta, yani son bir ayın bir haftası biraz hırpalayıcı geçmiş gözüküyor. Bu fonların riskli olduğunu. Bayağı hırpalayıcı geç. Yani ilk iki ay Ocak Şubat ayı böyle gül bahçesi gibi bu teknoloji fonlarında o Hadi kadar grafiğine güzel bir getir. bakalım. Aynen o Hadi kadar grafiğine. güzel getiriler var ki yani hani herkes böyle bir teknolojiye doğru gitti işte şey Şöyle gibi. bakarsan abi zaten burada Aynen. görüyorsun. Yani nasıl Aynen yani. %70'lere, %80'lere Aynen %80'e kadar geldi. Yani ben susayım rakamlar yarayacak. konuşsun modun bu tam aslında baktığında %80'e kadar geldi ve oraya gelirken aslında öyle çok da aşağı giderek gelmedi. Hep yani yukarı O doğru grafikte bir çıkış var. belli. Aynen. Grafikte belli. Ama Yani tabii orada bir sallanma yok. şuna bakmak lazım. Tabii şimdi bu fonların içerisinde hangi hisseler var? Bu fonların içerisinde büyümeyi yaratan veya bu getirileri yaratan hisselerdeki potansiyel nedir? Ben hatırlıyorum seninle konuştuğumuzu. Ya işte Evet. teknoloji tarafında bir şey var da bir iyileşme, bir hani yurt dışında da böyle bir güzel bir gidişat var. Ama acaba teknoloji tarafında biz hani bilinmeyen bir yapay zeka gibi bir şey mi bulduk da bu kadar 2 ayda %80 getirecek kadar bir getiri var diye hep sorguladık. Bu sorgulamayı yapması lazım aslında yatırımcıların. Ondan sonra birazcık daha mutsuz oluyor çünkü. Yani yatırım yaparken evet bu çok iyi getirmiş ve sürekli işte 1. ay ben sana söyleyeyim. TT iş portföyün şu an baktığımız fonu %27 ilk ay getirmiş, %39 2. ay getirmiş. Yani aylık getirilere baktığımızda böyle getiriler var. Ondan sonraki ay Mart ayında -%15 getirmiş. Nisan ayında %1 getirmiş. Yani yukarı gitmiş, ondan sonra kendini aşağı doğru bırakmış. ICZ istiyorsan Hemen ICZ'yi de yapalım. koyabilirsin. Aynen. Bu fonun kart Burada o kadar doğru bir noktadan yaklaştın ki bunu belki bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Yani sadece getiriye bakarak bir fonu seçmenin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair iyi bir örnek bu. Yani 2 ay içerisinde %80 getirdiği zaman biz de programlarımızda bunu söyledik. Bir kendimize bir kereye mahsus sormamız lazım ya. Tamam güzel gidiyor da acaba bu şirketler gerçekten bir şey mi icat etti? Neden bu %80? Bir şey mi var? Arkasında nasıl bir mantık var? Bunu düşünmek gerekiyordu. Muhtemelen aslında yurt dışındaki dalganın bize sekmesiydi bu ilk 2 ayda yaşadığımız en kuvvetli hareket. Sonrasında da trenin tepesinde Mart'ın başında bu fona girenler de muhtemelen şu an %15 civarında bir kayıptalar tahminimce. Evet, %15 kadar, %13, %15 kadar da bir kayıptalar. Dolayısıyla bunlara dikkat etmekte fayda var. Ama senin dediğine geleceğim. 7 üzerinden 7 riskli bir fon. Dolayısıyla bu fon portföyünüzde varsa biraz sabrederek önümüzdeki dönemde de elde tutarak kazanç tekrar sağlanabilir diye düşünüyorum. aynen. Orada da şuna baktım aslında. Yıllık getirilerine baktım bu fonların. Bu fonların yıllık getirileri yani uzun vade olarak düşündüğünüzde bu fonları yıllık olarak baktığınızda 2020 TTE için konuşuyorum. Yani iş portföyün fonu için konuşuyorum. TTE 2023 yılında %51, BIST 100 %36 getirmiş. 2022 yılında BIST 100 %200 getirirken TTE %115 getirmiş. Şuraya bir 2021 yılına
geldiğimizde %39'a %25. Yani 2020 yılı zaten hani teknolojilerin koptuğu yıllardı. %100 getirmiş, %29 BIST 100 getirmiş. O yüzden uzun vadeli baktığınız zaman, uzun vadeli tuttuğunuz zaman bu fonlarda hani çok ciddi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Çok ciddi bir negatif durumla karşılaşmıyorsunuz. En azından BIST 100'ü yendiğini çok net görüyoruz o çerçevede. Ama tabii kısa vadeli baktığınızda %80 olan 2 ayda %80 getiren fonun sürekli %80 getirmesi mümkün değil. O yüzden soru, ICZ var, TTE var elimde, portföyümde, ne yapayım diyenler varsa bununla ilgili olarak beklentiler, özellikle borsa tarafında beklentiler yabancı girişiyle beraber pozitif. Tabii ilk etapta bankacılık, holding gibi büyük, telekom gibi büyük kağıtlara gelme ihtimali yabancının yüksek. Ama onlarla beraber yerli yatırımcı katılımıyla beraber yan kağıtlar ve teknolojiler de yukarı doğru gidebilir. Hatta benim konuştuğum belli başlı portföy yönetim şirketleri yan kağıtlarda da yukarı doğru gidişin veya işte teknoloji gibi kağıtlarda da yukarı doğru gidişin olmasını muhtemel görüyorlar. O yüzden benim nacizane görüşüm, eğer acil bir durum yoksa uzun vade bakabilecekseniz bu pozisyonu korumakta fayda var diye söyleyebilirim. Son dönemde niye ICZ ile TTE ayrıştı diye soran olacaktır belki. TTE birazcık daha geride kaldı. ICZ daha iyi performans gösterdi. TTE'nin içerisinde, iş portföyünün içerisinde Aselsan Miyatek var son şeyine baktığımızda, son kap dağılımına baktığımızda ve bu iki ise %30 içerikte. Ben birebir hisse takibini çok yapmıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam Miyatek çok hızlı gitmişti. Onun geri dönüşünden kaynaklı olabilir ama yanlış da bir şey söylemeyeyim. Ben birebir hisse senedi takip etmiyorum. ICZ'nin birazcık daha dağıtılmış bir portföyü var. Yani Aselsan, Arena Bilgisayar, Art Bilişim, Indes, Karel, Logo, Miyatek, Turkcell bunları birazcık daha dağıtılmış bir şekilde yer vermiş. O yüzden ICZ son dönemde daha iyi bir performans göstermiş.